Öncelikle şunu söyleyeyim. Hangi şartlarda çay satıldı bilmiyorum. Evet. Ortalıkta telaffuz edilen miktarlar var. Hani kime ne şartlarda satıldı bilmiyorum. Şimdi çay kurumuz elindeki stokları eritmeye çalışıyor. Doğrudur. Elinde çay vardı eritiyor. Ama bu eritirken şunu söyledim. Defalarca söyledim. Ben Çaykur'un özel sektöre çay satmasına karşı değilim. Evet. Fakat 2018 maliyetine çay satmasına karşıyım. Evet. Bir sene sonra parasını ödemesine karşıyım. Mühendislerinin gelip depolardan çay seçmesine karşıyım. Bunlara karşıyım dedim. Ne istedik? Dedik ki fikirlerimiz var, sorun. Örnek vereyim. Şimdi arkadaşlarımız diyor ki paranız varsa size de çay verelim. İşte ses geldi Arhavi arkadaşlarımız. Evet, konuya nasıl geldi? Konu şuydu. Sürekli burada işini doğru yapan özel sektöre de bu özel sektör kanemici. İşte özel sektör yamyam. Böyle birkaç kişinin üzerinden komple işini namuslu yapan özel sektöre de vuran arkadaşlarımıza dedim ki arkadaşlar bunu saldırıyorsunuz diyorsunuz ki işte böyle böyle. O zaman Arhavi Belediyesi sizin partinizden. Yani araştırılmasını istiyorsunuz, ortalıklara yaygara yapıyorsunuz, sosyal medyada yaygara yapıyorsunuz diyorsunuz ki işte peşkeş çekildi. O zaman kendi belediyeniz bunu yaparken niye konuşmuyorsunuz? Dedim ki samimi değiller, popülist bir program yapıyorlar. Dertleri bunu çözmek değil. Bunu söyledim, ses çift taraflı geldi. Dediler ki işte çay alalım. Ya ben Rizeliyim, ben zaten Çaykur çayı içiyorum. Yani bunu paramdan alıyorum, sıkıntı yok. Biz devletçiyiz. Çay denince bizim aklımıza Çaykur gelir ya. Çaykur Rize'dir. Biz böyle biliriz. Böyle yetiştik. Markete girdiğimiz zaman önce gideriz. Deriz Çaykur ki yani. Şuradan Çaykur çayını alayım. Buradaki bütün işletmelerimizin, Rize'deki işletmelerin %80'i de bunu yaparlar. Kaynak sahibi. Siz soruyu aslında Çaykur'a. Devlet teşekkürle sormuştunuz. Diğer sektörler, özel sektör firmaları da bizim değerimiz. Yaşasınlar, problem yok ama Çaykur bizim için dengedir. Biz Çaykur'un yaşamasını istiyoruz. Çaykur bu yörede müstahsildir. Çaykur devleti temsil eder. O yaşayacak kim? Müstahsil yaşasın. Ne olursa olsun Çaykur bakın 3270 liraya çay alıyor değil mi? Çünkü devlet, kanun koyuyor ve 3270 liraya çay alıyor. Ve %50'sini alıyor tek başına. Yani bir özel sektör, komple özel sektör bu kadarını alırken o da yaklaşık %50'ye yakın. Yani eşit gibi çay alıyor. Bunu söylemiştik. Şimdi ben ne istiyorum? Şunu söyledim. Dedim ki bu çayın gübresini veren, otunu kesen, yağmurda ıslanan, alım yerine getiren, bu çayı taşıyan teyzelerimiz, amcalarımız, dayılarımız. Örnek vereyim. Salaha'da Abdurrahman Kara. Diyor ki çay alıyorum. Ben Çaykur çayı içiyorum. Burada. Nasıl alıyorsun? Gidiyorum. Çayımın karşılığında biliyorsunuz böyle bir kuralımız var. Çay alabiliyoruz fabrikadan. Evet, kaç liradan alıyorsun? 35 liradan. Ya bir şey söylemiyorum ki müstahsile de bu verdiğiniz fiyat kaç liraysa o fiyattan verin 22-40 artı KDV diye açıklama yapıyorlar ya. Ya bu fiyattan niye müstahsile vermiyorsunuz? Çayı kesen ben, emeğini kesen ben. 4 tane bezi üstüne koyduğu zaman işte kontenjan var diye bir tane bezi kaldırıp geriye taşıyan ben. Açan ben, seren ben. Ben çayı 35 liraya alacağım. Falanca adamın parası var da falanca adam 22.400 liraya alacak. Ben buna karşı çıkıyorum. Burada vatandaşımıza bu çayı aynı nasıl fiyatla verdilerse açıklasınlar o fiyatta vatandaşımıza versinler. 200 bin üreticimiz var. Evet. 10 kilo isteyen olur, 20 kilo isteyen olur. İşte birer çuval, eski jumbo çuvallarımız gibi. 25 kilo. 25 kilo versinler defter başına. 200 bin üretici 25 kilo verdiğin zaman yani 200 bin üretici 25 kilo verdiğin zaman ya 5 bin tonu erittin zaten bir sürümde. 5 bin ton. Şimdi bunu ki 50 kilo almak isteyen de olur, 100 kilo almak isteyen de olur, 300 kilo almak isteyen de olur. Bugün 24 liraya, 25 liraya, 26 liraya şuradan özel sektörden toplu çay alıyor insanlar. Ama ben kendi çayımı, çile çektiğim çayımı aynı fiyat almak istiyorum. Bizim talebimiz budur. Yani bizim için Çaykur'dan çay satmak kahramanlık değildir. Anladım. 2018 maliyetine, 2017 maliyetine belki de işte ne zaman ödenecek onu bilmiyoruz. Yani şartlarını bilmiyoruz. Bu açıdan konuşmuyorum. Biz Çaykur çay satabilir. Özel sektöre de çay satabilir problem yok ama özel sektöre de çay satarken şu kanunu koyacaksın. Benim çay sattığım özel sektör müstahsilden taban fiyatının altına çay alamaz. Bunu söyle senin çay sattığın özel sektörün işte bir iki tanesi belki şey yapmıştır ama çay sattığın özel sektörün hepsi taban fiyatının altına çay aldı. Nasıl olacak şimdi? Şimdi sen bunu müstahsile anlat. Ben gittiğim zaman müstahsil bana anlatıyor. İşte biz bunlara cevap vermekte zorluk çektiğimiz için çıkıp bir şeyler söyledim. Arkadaşımız da diyor ki işte Arhavi'den Sayın Arhavi Belediye Başkanı. İşte param varsa sen de al. Ya benim paramla zaten ben çay alıyorum. Problem yok da. Ben çıkıyorum.
Çaykur'un bayisinden 35 liraya çayımı alıyorum. Çaykur bayisi arkadaşlarımız var burada. Fatura etmişler 35 lira.